GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları incelediğimizde özellikle Yunanistan gündeminin bir adım arka plana gelmesiyle birlikte Fed ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin daha da ağırlık kazandığını ifade edebiliriz. Yunanistan gündemiyle ilgili gelişmelere baktığımızda burada 6.25 milyar Euro'luk borcun ödemesinin gerçekleştirildiğini takip ettik Yunanistan'da ve bunun da olumlu bir süreç yaşattığını ifade edebiliriz. Bununla ilgili önümüzdeki en önemli gelişme çarşamba günü ikinci önlem paketinin parlamentoya sunulması olacak onaylama açısından. Bunun da takibi önümüzdeki süreçte önemini arttırabilir. Diğer yandan FED ile ilgili gelişmeler ön planda demiştik. Burada FED'in faiz arttırımına yönelik beklentilerin artık Yunanistan gündeminin de bir miktar soğumasıyla birlikte ön plana çıktığını görüyoruz. Burada FOMC üyesi Bullard'ın Eylül ayında faiz arttırma ihtimalinin artık %50'den yüksek olduğunu da ifade etmesi, bu beklentileri desteklemesiyle birlikte dolarda değer kazanımlarının ön plana çıktığını gördük. Dolar endeksinin de geçtiğimiz hafta sert yükselişler yaşamıştı. Bu yükselişler civarında tekrar hareketlerini sürdürdüğünü, değerini koruma çabasında olduğunu ifade edebiliriz. Genel olarak baktığımızda piyasalara Avrupa borsalarında yatay bir seyir karşımıza çıkarken ABD'ye baktığımızda vadeli işlemlerde pozitif bir seyir karşımıza çıkmıştı. Fakat açılış sonrasında yataya yakın fakat negatif bölgede bir seyirin ilerlediğini de şu an için ifade edebiliriz. Bunun dışında haftanın başlangıcında en çok dikkat eden varlıklardan birisi altındı. Burada Çin'de beklenenden düşük rezervlerin oluştuğuna yönelik açıklanan raporlar e diğer yandan burada doların değer Fed'in faiz artırımı beklentileriyle değer kazanımının da altında baskı oluşturmasıyla birlikte sert geri çekilmeler yaşandığını gördük altında ve bununla birlikte de baktığımızda şu anda ons fiyatının 1106 dolar civarlarında hareket ettiğini görüyoruz. Fakat burada sert düşüşlerin yaşandığında tekrar ifade edebiliriz. Özellikle günün başlangıç aşamasında oldukça sert hareketler 1071 dolarlara kadar düşüşler gerçekleştiğinde görmüştük. Yurt içi piyasalara bakacak olursak Burada Türk lirasının özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte genel eğilime baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte değer kaybettiğini ve bunun da kurları yukarı yönlü baskıladığını görmüştük. Fakat burada yurt içerisinde özellikle Şanlıurfa'da Suruç'ta gerçekleşen patlama neticesinde yurt içinde siyasi gerilimin yükseleceği tedirginlik yarattı ve bununla birlikte TL'deki değer kayıplarının daha da sertleştiğini ifade edebiliriz. Euro Türk Lirasına baktığımızda %2'ye yaklaşan bir yükseliş söz konusu. 2.93'e yaklaşmış durumda şu anda burada parite. Dolar Türk Lirasına baktığımızda ise 2.69-70 civarlarında %1.66'lık yükselişte günü devam ettiriyor. BIST endeksine baktığımızda ise %2'ye yakın bir kayıpla kapandı gün. 81.319 puanda günün sonlandığını şu an için söyleyebiliriz. Gün içerisinde 83.000'e yaklaştığını da görmüştük endeksin. Bunu da belirtmekte fayda var. Haftanın ilk işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.